Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde zamanı farklı birimlerle ifade etme konusunu öğreneceğiz. Bilmemiz gereken önemli iki bilgi var. 1 saat 60 dakikaya eşittir. 1 dakika 60 saniyeye eşittir. Bu iki bilgiyi bilmezsek birazdan vereceğim örnekleri yapamayız. 2 saatin kaç dakika olduğunu bulalım. Bakın 1 saat 60 dakikaysa, 1 saat 60 dakikaysa 2 saat kaç dakika? 2 tane 60 olduğunu görüyoruz değil mi? 60 dakika, 60 dakika. 2 tane 60. 2 kere 60. 2 kere 60 eşittir 120 dakika. 2 tane 60 demek, 2 kere 60 demek, yani çarpma işlemi yapacağımız anlamına geliyor. 3 saati bulalım. Bakın parmaklarımızı kullanırsak işlemi bulacağız. 1 saat 60 dakika. 1 saat 60 dakika. 1 saat 60 dakika. 3 tane 60'ı nasıl buluruz? 3 kere 60 demek. 3 çarpı 60 eşittir 180 dakika. 1 saat 15 dakika kaç dakikaya eşittir? Buradaki 15 dakika zaten dakika cinsinden. Bu yüzden burada bir değişiklik yapmayacağız. Burada 1 saat var. Saati dakikaya dönüştüreceğiz. 1 saat kaç dakikaydı? Harikasınız. 60 dakika. 15 dakika da burada var. 60 dakika, 15 dakika daha 75 dakika yapar. 2 saati dakikaya dönüştüreceğiz. Burada 35 dakika var. Zaten cinsi dakika olduğu için aynı şekilde kalacak. 2 saat kaç dakika yapar? 1 saat 60 dakika. 1 saat 60 dakika kaç dakika oldu? 120 dakika. 35 dakika da burada var. 120, 35 daha kaç yapar? 155 dakika yapar. 2 dakika 40 saniyenin kaç saniye yaptığını bulalım. 40 saniyenin cinsi zaten saniye olduğu için aynı şekilde kalacak. Buradaki dakikayı saniyeye dönüştüreceğiz. 2 dakika kaç saniye? 1 dakika 60, 1 dakika 60, 2 dakika, harikasınız, 120 saniye. Burası 120 saniye. Bir de 40 saniye var. Kaç saniye yaptı toplamda? 160 saniye. Diğerinde 4 dakikayı saniyeye dönüştüreceğiz. 15 saniye zaten saniye cinsinde, aynı şekilde kalacak. 4 tane 60, 60, 60, 60 kaç yapar? 240 saniye yapar. Bir de 15 saniye var. İkisini topladığımız zaman ne yapar? 255 saniye yapar. Dersimiz bitti. Görüşürüz.